Cami adabı nasıl olmalı? Caminin içinde nelere dikkat edilmeli? Camide mekruh olan davranışlar nelerdir? Baba hakkının önemi nedir? Evladın babasına karşı görevleri nelerdir? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün efendim pazar günü ve pazar günü Kur'an ve sünnet programında son programlardan biri artık. Biz de yavaş yavaş programlarımızı sezon sonuna doğru yetiştirmeye gayret ediyoruz. Öncelikle Rabbim sizi her türlü şerden uzak eylesin. Bu yaygın hastalığın bir an önce ve daha kötüsünün bir an önce ülkemizden, insanlarımızdan ve insanlığın tümünden uzak durmasını temenni ederek bu niyaz ile, bu dua ile programımıza başlamak istiyoruz. Efendim bugün yine önemli konularımız var, önemli sorularımız var, uygulamamız var. Yani soruyu soracak kızımız, biz cevaplandıracağız ama kibir en kötü şeylerden biridir. Hazreti Peygamber'in özellikle mütevazi duruşu çok önemli. Onunla başlamak istiyorum bugünkü programımıza. Akabinde hemen selam ve diğer konular var, uygulamalarımız var. Bir ara Hazreti Abbas, Peygamber Efendimiz'in amcası şöyle dedi Peygamberimize, Muhammed'im dedi, sen artık yaşlandın, insanlar seni kucaklıyorlar, seninle tokalaşıyorlar. Gelip ahırdan çıkıyor insanlar, bahçeden çıkıyor yıkanmadan, elini yani temizlemeden, seni görünce seni çok sevdikleri için sana sarılıyorlar, seni öpüyorlar. Muhammed'im, sen yaşlandın artık. Eskiden hani vücudun bunları kaldırabilirdi ama gel sana bir kürsü yapalım, yüksek bir sandalye yapalım, orada otur. Yani namaz öncesi veya sonrasında orada otur. İnsanlar sana gelemesinler. Hani kötü insanlar var, kötü niyete gelen insanlar var. Tokalaşırken ilaç vermek isteyebilir, zehir aşılamak isteyebilir. Yani bu tür insanlar olabilir anlamında. Herkes sana kolay ulaşamasın. Sana bir kürsü yapalım, kürsüde otur. İnsanlar senin önünden geçsin, sorularını sorsunlar. Böylece sen de güvende ol. Hem sağlık açısından hem de diğer açılardan. Hazreti Peygamber şöyle dedi, amca dedi, ben kürsüde yüksek bir yerde oturup insanlara yukarıdan bakmayacağım dedi. Hazreti Abbas yeniden yineledi endişelerini. Hani hastalık kapma, herkes sana ulaşamazsın. İnsanlar senin ökçene basıyorlar, ayağına basıyorlar. Senin cübbeni tutup çekiştiriyorlar kendilerine doğru. Sen de mütevazi duruşundan dolayı bana dokunmayın diyemiyorsun. Hastalanıyorsun. Hani vücudunun direnci eskiye göre değil artık. Zayıfladın. Hazreti Peygamber, amca dedi, büyük bir nebevi edep içinde, adab içinde, amcam dedi. Ben bu söylediğin insanlar içinde büyüdüm. Bu insanlar içinde yaşadım. Amca, bırak benim ökçeme bassınlar, Muhammed diye beni çağırsınlar. Cübbemi tutup sarsınlar beni, silkelesinler beni. Varsın beni kucaklasınlar. Varsın elbiselerindeki kir, hani ahırdan çıkmış, bahçeden gelmiş, bostandan gelmiş. Elbisesinde, cübbesinde kir var. Belki ıslaklık var, belki çamur var. Onlar benim yüzüme yapışsın, sakalıma yapışsın. Amca, varsın bütün bunlar olsun. Ben Muhammed, bu insanlar içinde çıktım. Ben Muhammed, bu insanlar içinde yaşamaya devam edeceğim. Ve ben Muhammed, bunlar içinde öleceğim. Asla yüksek bir yerde oturmayacağım.
yüksekten bakmayacağım dedi. Öyle yaşadı ve öyle vefat etti. Efendim, bu sevgili peygamberimizin bize ders olan, bizi sarsması gereken duruşlarından biridir. Allah bizleri sevgili peygamberin bereketinden mahrum etmesin diyorum ve hemen efendim selam ile ilgili selam önemli. Selam yakına veriliyor genellikle, tanıdığa veriliyor. Tanıdık insana selam veriyoruz. Tanımadığımızın yanından geçerken belki bakışımızı oraya yoğunlaştırmıyoruz. Bu doğru bir yol değil. Ama hocam belki selamımı almaz, sen selamı alırsın. Selamun aleyküm dersin. Selamını almadı, duymazdan geldi veya duymadı diyelim. Aleykümselam ve rahmetullah dersin kendi kendine. Bundan dolayı gülüş duruma düşmezsin. Bundan dolayı kötü bir duruma düşmezsin. Sen sana düşeni yaptın. O da anlamadı bunu, selamını alırsın. Melekler senin selamını alır, merak etme. Efendim, peki selamda ne yapacağız? Selam ile ilgili Abdullah bin Selam'ın şu sözünü meşhur Yahudi alimi, çok büyük bir alim idim, sonra sahabi oldu biliyorsunuz, peygambere inandı. Resulullah'ı ilk gördüğümde söylediği ilk cümle, selamı yayın. Selam esenliktir. Esselamu aleyküm dediğinde ne diyorsunuz biliyor musunuz? Bana güven. Benden sana zarar gelmez. Ben barış adamıyım. Ben esenlik adamıyım. Ben kardeşim. Bana güven. Benim emanıma güven. Benden sana zarar gelmeyecek. Ne şahsiyetine, ne namusuna, ne iffetine, ne malına, ne mülküne, ne varlığına, ne karakterine. Bana benden zarar gelmeyecek. İslam'ın kökeni de selam. Silim, barıştan geliyoruz. Sin, lam, mim. Bu nedenle de selam güzeldir. En güzel selam da Allah'ın öğrettiği selamdır. Esselamu aleyküm. Hocam, günaydın, tünaydın. Bunlar onu karşılar mı? Arkadaşlar, günaydın, tünaydın kötü şeyler değil. Merhaba, kötü bir şey değil. Yani onu da söyleyin. İlla ki bunu söyleyemezsin, zinhar günaha girersin falan dediğimiz yok. Günaydın da de, tünaydın da de, yani gecen hayır olsun de, selam de. Bunlar hiçbiri dinimize aykırı şeyler değildir. Ama en güzel selam dua ile olan selam. Nedir işte? Esselamu aleyke. Allah'ın esenliği sana olsun. Allah seni korusun. Allah sana sıhhat versin. Senin sıkıntını gidersin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Evet, peki selam konusunda bakalım ne sormuşlar, kızımız bize ne soracak, biz ne cevap vereceğiz bakalım hep beraber. Hocam bugün size kişiler birbirlerine nasıl selam vermeli, ne şekilde selam vermek daha doğrudur bunları soracağım. Şimdi ilk olarak sormak istediğim, büyük mü küçüğe selam vermeli yoksa küçük mü büyüğe selam vermeli? Özge'nin yaşı benden daha küçük ve ben bir ortama girdiğimde Özge'ye mi selam vermeliyim ilk önce yoksa onun mu bana selam vermesini beklemeliyim? Doğrusunu ve cevabını sizden öğrenmek istiyorum. Yani iki tarafta birbirine selam verebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Küçük de büyüğe selam verebilir. Büyük de küçüğe selam verebilir. Ama doğru olan küçüğün daha önce davranıp büyüğüne saygıdan dolayı Esselamu Aleyküm diye söylemesi daha doğru olur. Ama küçük bilmeyebilir. Eğitilmemiş olabilir. Bu konudaki bilgisi az olabilir. Eksik olabilir. Küçük selamı unutabilir. Utanabilir. Küçük eğer selamı unutursa büyük olan kişi küçüğüne hem hatırlatmak hem öğretmek niyetiyle selamu aleyküm diyebilir. Küçük de ona cevaben aleykümselam veya aleykesselam. Yani hocam bu burada ki takıları yani oradaki harekeler. Ya arkadaşlar doğru Arapçasında selamu aleyki, aleykünne, aleyküm, aleyke. Burada bu zamirlerden dolayı dişi zamiri, erkek zamiri falan ama bu ayrıntıya da girmiyorum doğrusu. Yani televizyon bu bir çok önemli bilimsel toplantılarında konuşulacak olan bu ayrıntılar
Bu televizyon programında bunlar bunun yeri değil yani. Neden? Selamun aleyküm diye geç yani. Allah'ın selamı. Kadına da desene Allah'ın selamı. Erkeğe de söylesene Allah'ın selamı. Aynı kapıya gelir. Aleyki desem olur mu? De. Aleyki de. Kadına aleyki de. Erkeğe aleyke de. Yani aynı kapıya çıkar. Allah'ın selamı ne diyeyim. Ona ulaştır bu selamı. Diye çok da ayrıntıya girmemek lazım. Halkımız böyle çok gereksiz ayrıntılar yerine nokta koyucu net ifadeler ister. Net ifadesi erkek kadın küçük büyüğe büyük küçüğe selam verebilir. Edeben küçüğün vermesi daha doğrudur. Büyük de selam verebilir. Kıyamette kopmaz netice itibariyle. Evet. Devam edelim. Sorularımıza devam edelim. Hocam ben odaya girdiğimde Özge oturuyordu. Ben de ayaktaydım. Bunu da size sormak istiyorum. Oturan kişi ayaktakine mi selam vermeli yoksa ayaktaki kişi mi oturana selam vermeli? Doğrusunu ve cevabını sizden öğrenmek istiyorum. Evet, ayaktaki oturana selam vermesi gerekiyor. Çünkü ayaktaki yerden dışarıdan geliyor ve onun konumu selam vermeye daha müsaittir. Yerindeki yerde oturmuş olan ise de daha önce gelmiş olduğu için selamı almaya hak sahibidir. Selam bir duadır. Diyelim ki gelen kişi unuttu. Şimdi Özge kızımız, şimdi siz geldiniz ya, kızımız selam vermedi. Özge kızımız yani oturan dedi ki ve aleyke selam. Olmaz. O doğru değil. Çünkü biri geldi peygamberimize dedi ki aleyküm selam dedi. Peygamberimiz dedi ki o ölülerin selamıdır dedi. Sen selam vermedin ki, kendi kendine cevap verdin. Aleyke selam, sana da selam. Çünkü Esselamu aleyküm ifadesi mezarlıkta verilir, ölüler ve aleyküm selam der. Diriler ve aleyküm selamla başlamaz. Esselamu aleyküm ile başlar. Onun için kızımızın, yani ayaktakinin oturana selam vermesi daha doğrudur. Ama unuttu kızımız, selamı unuttu. Özge kızımız selamı hatırladı. Oturan kişiye selamu aleyküm, hoş geldin. O zaman da kızımız aleyküm selam diyebilir, sakıncası yok. Evet, devam edelim bakalım selama. İçerisine bindik. Asansöre bindiğimizde tanımadığımız kişiler de var. Ben bunu da doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum. Bir ortama yeni girdiğimizde tanıdığımız veya tanımadığımız kişiler olduğunda o ortamda selam vermeli miyiz? Cevabını ve doğrusunu sizden öğrenelim. Tabii ki her ortamda kalabalık olmayan, kalabalık olan her ortamda bir yere girdiğimizde Allah'ın selamını vermeliyiz. Selamda cimrilik yapmayacağız. Selamda cimrilik yapmayacağız. Selamda kişiyi seçmeyeceğiz. Selamda cömert davranacağız. Kimi görsek, ne dedi peygamber? İfşü selame. Selamı yayın. Ve et'imut ta'ame. Yemeği yedirin. Abdullah bin Selam'ın peygamberden duyduğu ilk kelimeler bunlar. Onun için selamı yaymak sünnettir. Dediğim gibi selam esenlik ve barış demektir. Hocam selam verdiği halde kötülük yapıyor. O kötülük onun yüreğine işlemişse selam ne yapsın ona? Ne yapsın yani? Muhammed peygamber gelmiş, kitap inmiş, Ebu Cehil iman etmemiş. Kitap ne yapsın, peygamber ne yapsın? Gibi yani. Netice itibariyle size düşen selamı yaymak. Esenliği, kardeşliği, sevgiyi, barışı, beraberliği, birliği yaymak. Ama layık değilse, almıyorsa selamı yapacak bir şey yok. Selamı yaymak sünnettir. Şimdi burada kızımız asansöre bindi. Asansörde yolculuk yapanlar var. Selam verebilir miyim? Elbette verirsiniz. Ama oradakilerden biri selam almadı. Almasın. Günaha girer. Müslümansa günaha girer. Müslüman değilse, yani anlamıyorsa bu selamı, yani yapacak bir şey yok. İnadına selam almıyorsa Müslümansa hesabını verir. Çünkü seninki bir kötülük değil. Ölüm sana olsun demiyorsun. Kahrolasın demiyorsun. Ölesin demiyorsun. Ne berbat adamsın demiyorsun. Yani selam, Allah'ın selamı. Peki hocam dedi ki, ben selamun aleyküm dedi, o günaydın dedi. Günaydın de. Gün aydın denince gün karanlık olmuyor.
Günaydın. Güzel bir şey. Ama selamı da almayı öğren yani. Bu toplumun bir parçası. Efendim bu selam Arap'ın selamı. Ya vazgeç bu lakırtılardan. Bu kafadan vazgeç. Kur'an Arapça indi ama Kur'an-ı Kerim Arap kültürünü yansıtmadı. Nebevi kültürü yansıttı. Allah'ın istediği kültürü yansıttı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam en büyük kavgasını cahiliye Arap kültürünü yok etmek için harcadı. Eğer Araplar Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getirmiş olsalardı kitap inmez diyor onlara. Peygamber gelmezdi zaten. Kitap geldi, peygamber geldi, düzeltti onları. Çünkü yoldan çıkmışlardı. Putperesttiler çünkü. Şer üretiyorlardı, şer. Kur'an veya peygamber hakkında Arap kültürüdür diyen insan zır cahilin zırrıdır hakikaten. Beni bağışlayın ne olur. Allah'ın kitabına söylenecek en son söz budur. Zaten bir dille inecekti yani. Tevrat'ta bir dille indi, İncil'de bir dille, Zebur'da, kitapta. Önemli olan oradan almak mesajı ve hayata tatbik etmek. Kur'an insanlığın kitabıdır. İnsanlığın vicdanıdır Kur'an-ı Kerim. Doğru uygulanırsa tabii ki. Kur'an-ı Kerim insanlığın hidayetidir. Kur'an-ı Kerim son çıkıştır. Son hidayettir. Son peygambere inen son kurtarıcılıktır. Onun için ona yapışan kurtuldu. Ona düşman olan kaybetti. Kaybetmeye devam edecek. Ahirette, dünyada. Evet, selam verebilir kalabalığa. Kalabalığa da düşen biri veya tümü de aleyküm selam diyebilirler. Bir telefonumuz var. Devam edeceğiz biraz sonra yine inşallah. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim hocam. Ellerinizden öpüyorum. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz hanımefendi. Allah selamet versin, güzellik versin, esenlik versin. Amin. Cümlenize hocam. Teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak. Buyurun, buyurun. Hocam. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Hocam 18 yıl önce ben bebeğimi kaybettim. Bebeğim vefat ettikten sonra hoca onu yıkadıktan sonra avucu kapalı bir şekilde sarmalanıp o şekilde defin edildi. Ve 18 yıldır içinde bir ukde olarak kalmış. Bana bunun cevabını verebilir misiniz hocam? Bebeğiniz kaç yaşındaydı yani? Yeni mi doğmuştu? 15 günlükte hocam. 15. Doğduğu zaman özürlüydü hocam. Beyin hücreleri kafatası içinde değil de kafatası dışında oluşmuştu. 15 günden sonra vefat etti hocam. Bacı eli yumak olunca, kapalı olunca niçin bundan üzüntü duydunuz? Bir şey mi duydunuz bununla ilgili yani? Hocam derler ya annen yüreği, yani içinde bir ukde kaldı. Hani ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım. Bir de annelik duygusu, ilk bebeğimdi. 18 evet. Yıldır içinde bir ukde kalmış böyle. Hani vardı bunda da bir hikmet, kendimce düşündüm öyle. Size sormak istedim hocam. Cevaplasam sevinirim hocam. Bundan dolayı içinizde hiçbir ukde kalmasın. Bir defa o çocuk günahsızdır, masumdur ve size ahirette inşallah şefaatçi olacaktır. İnşallah hocam. Elinin yumak olması, her bebeğin eli yumak olur yani. Netice evet. İtibariyle o tutmayı ifade. İnsanoğlu böyledir yani, hayattayken daha hiçbir şeye sahip değilken bile tutmak ister yani. Eliyle sımsıkı tutar. O da muhtemel ki sizi tutmaya çalışmak yani, o farkında değil onun ama... Olur evet. Yani onun elinin yumulu olması, yumruk halinde olması hiçbir kötü anlam taşımıyor. Kalbinizdeki evet. O tür soruları atın bir kenara. Şeytanın vesvesesidir. Evet. Bu 18 sene boyunca da kendinize niçin böyle bir soru taktınız? Yani takmamanız Allah. Gerekir. Tabii annesiniz tabii, ben bunu saygıyla karşılıyorum ama sorsaydınız daha önce hocalarımıza benim dediğimi söyleyeceklerdi. Bundan dolayı bir kötü durum yok. Tam aksine çocuğunuz size ahirette inşallah dilerse Rabbim şefaatçi olacaktır hanımefendi. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum da olacaktı size hocam. Tabii buyurun buyurun. Buyurun. Hocam annem 58 yaşında ve namaza dururken kamet esnasında rekatlarının fazla kıldığını bazen fark ediyor. Bazen eksik kıldığını fark ediyor. Bu da ona dert oluyor. Acaba hani bir günahı oluyor mu olmuyor mu diye. Eğer rica etti hocaya da bunu sorun dedi. Eksik yaptığını zannediyorsa çoğa o eksiği kapatsın bir rekatıyla. Namazın sonunda da secde yapar. Efendim namazı böylece bitirir. Eksikliklerini gidermiş olur inşallah. Sehiv secdesi evet. Yapar. Bitirir inşallah. Kafasını takmasın. Evet. Hepimizde böyle şeyler olabiliyor.
Hatta denilir ki Hazreti Ömer halifeliğin son yıllarında aklı çok böyle hani insanlarla meşgul olduğu için unutkanlık baş göstermiş. Ve şeyine rekatlar konusunda birine görev veriyor Hazreti Ömer. Diyor ki namazlardayken ben rekatları kılarken arkadan söyle bana. İkinci rekattesin, üçüncü rekattesin, dördüncü rekattesin. Karıştırıyorum diyor son dönemlerinde. Yani evet. Olabiliyor biraz aklı ümmetin halleriyle meşgul olduğu için insanlar yıpranıyor tabii ki. Bu olabilir şeyler, bunlar olabilir şeylerdir tabii ki. Hani Nacizane o da düşünüyor acaba hani diyor kasti olarak bir durum değil de hani günaha mı girer miyim? Günaha girmez, günaha girmez. Bu keyfi bir şey değildir. İnsanoğlunda olur bu tür hatalar. Hazreti Peygamber bir gün namazı bitirdi. Kalktı, sahabeden biri dedi ki namaz kısaldı mı dedi. Peygamberimiz şaşırdı yani. Unuttu daha doğrusu. Resulullah dedi yok namaz kısalmadı dedi. Ey Allah'ın Resulü dedi, işte 4 rekatlık namazı 3 rekat kıldınız dedi. Hazreti Peygamber oradaki İbni Mesud dikkat eden bir sahabi var. Ona dedi ben öyle mi yaptım? Evet ey Allah'ın Resulü deyince döndü bir rekat daha kıldı. Peygamberimizde de olmuş da unutkanlık bizde de haydi haydi olur yani. Üzülmesin annenin ellerinden öpüyorum. Annene de ki Nihat Hoca diyor ki üzülmesin. Allah onu kabul eder o haliyle inşallah. Tamam. Herhalde. Evet, peki. Uygulamalarımıza devam edelim bakalım, sorularımıza devam edelim. Kızımız sormaya devam etsin. Hocam, kafeteryaya veya yemek salonuna girdiğimizde tanıdığımız birilerini yemek yerken vesaire görebiliyoruz. Bu durumda yemek yiyen kişiye selam verilmeli mi? Bunun da doğrusunu ve cevabını sizden öğrenmek istiyorum. O kişi yemek yediği esnada ona selam vermek doğru bir davranış mı? Evet, yemek yiyen birine selam verilebilir. Sakıncası yok çünkü selam yemeye engel değildir. Selam hayır almak anlamına geldiği için bir dua niyetiyle olduğu için yemek yiyene de selam verilebilir. Selam verilmeyen yerler diye bir şey sorulacak mı bilmiyorum. Arkadaşımız selam verilmeyecek yerleri sormasa da ben söyleyeyim. Belki sorunun içinde yoktur. Lavaboda olana selam verilmez. Hamama girdiğinizde, affedersiniz, banyoya girdiğinizde, insanlar çıplak, hani yani hepimiz banyoya gittiğimizde, nereye gidelim, diyelim ki banyoya gittiğimizde, hamama gittiğimizde, saunaya gittiğimizde vücudumuzun bir bölümü açık olur yani hepimizin. Yani orada selam vermek çok hoş karşılanmamıştır. Edeben hoş karşılanmamıştır. Bir günah işlenirken selam verilmez. Adam elindeki kırbaçla hayvanı dövüyor. Selamun aleyküm. Ona selamun aleyküm değil. Arkadaş ne yapıyorsun demek lazım. Allah'ın kulu, utan demek lazım. Önce o selamı hak edecek o. Bir hayvana eziyet ediyorken o selamı hak etmiyor. Kusura bakmasın. Veya küfrediyor birine. Selamun aleyküm, küfrüne devam et denmez. Arkadaş ayıptır, utan filan. Denilir sonra selam verilir. Günah işleyen insan günahından vazgeçmedikçe o selamı hak etmiyor. Ancak. Günah işlerken diyelim ki elinde kırbacıyla eşeğini vuruyor. Selamun aleyküm Allah'ın kulu utan bundan diyorsan olur. Yani selamun aleykümden sonra onu uyaracak, onu vazgeçirtecek bir cümleyle onu harmanlıyorsan o selamın yeridir. Ama yok, bunu yapmıyorsun. Bu kişi onların hiçbirini hak etmiyor. Allah'ın selamı orada değil, Allah'ın orada azabı hatırlatmak lazım ona. Değil mi? Bu nedenle de haram ortamlarda haramı işleyen kişi haramdan vazgeçmedikçe selam verilmez. Bir de ezan okuyana selam verilmez. Ezan okunurken selam verilir. Böyle bir yaygın kanaat var. Ezan okurken selam verilmez. Ezan okuyana selam verilmez. Okuyor zaten, sorumlu, görevli o anda. Ama ezanı dinleyen kişi, hoca dedi, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi, içeri girdi, selamun aleyküm. Ezan okuyana selam verilmez ama ezanı dinleyene selam verilmez. Kur'an-ı Kerim okuyana selam vermek doğru değildir. Kur'an'dan bitirir ayeti selam, sana bakarsa olmaz, selamun aleyküm dersiniz. Bunlara dikkat etmekte fayda var çünkü selam önemli bir iletişim kaynağıdır diye söylemiş olayım.
Evet, devam edelim uygulamalarımıza. Sorularımıza daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hocam, bizim bildiğimiz boş bir yere girdiğimizde evde olsa, iş yerimizde olsa selam vermemiz gerektiği, oradaki görünmeyen varlıklara veya meleklere selam vermemiz gerektiği söylenir. Ben bunun da doğrusunu ve cevabını size sormak istiyorum. Gerçekten boş bir iş yerine veya eve girdiğimizde kimse olmasa bile selam vermemiz gerekir mi? Cevabını sizden alalım. Evet, güzel bir soru. Arkadaşlar, biz odaya girerken, eve girerken, dışarıdan geldik, eve girdik. Kimse evde yok, yalnız başındasınız. Odaya selam vermek sünnettir. Hole selam vermek, içeri girdiğinizde yani, antredesiniz, selam vermek. Yani kapı açtın, sağ ayağınla içeri girdin, esselamu aleyküm dedin. Hocam, aleyküm selam demeye gerek var mı? Gerek yok, çünkü orada melekler vardır. Seninle beraber olan melekler vardır. Evlerde duran melekler vardır. O melekler senin selamını almışlardır. Ve aleyküm selam demişlerdir. Sen de bu selamdan istifade etmişsindir. Eve, boş odaya girerken selam vermek gerekir. Mezarlığa girerken selam vermek sünnettir. Boş da olsa camiye girerken selam vermek sünnettir. Kalabalık bir ortam var orada. Onların yanından geçerken selam vermek sünnettir. Bütün bunlar hoş olan duygular, hareketlerdir. Çünkü Allah'ın razı olduğu şeylerdir. Selam bir esenlik, bir ibadet olduğu için. Selamı duyanların da daha güzel, ayet-i kerime öyle ifade ediyor. Daha aynıyla veya daha güzel şekilde ifade etmek lazım. Ne demek? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bakın, aynıyla, birebir onun dengiyle cevap vermiş oldum. Bu şekilde selam vermek de sünnettir. Onu da ihmal etmemeye gayret edelim inşallah. Bir telefonumuz var, alalım bakalım. Alo. Alo. Efendim, buyurunuz, buyurunuz. Hayırlı sabahlar hocam. Aleykümselam hanımefendi, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk hocam. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Selam olacaktı hocam. Anlayamadım, bir daha söyleyin. Benim bir sorum olacaktı hocam. Buyurun, 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 buyurun. Ben namaz kılamıyorum. Kur'an bilmediğim için, dua bilmediğim için namaz kılamıyorum. Onun için ne yapmalıyım? Kaç yaşındayız kızım? 45. 45 yaşındasın. Peki bir soru sorayım müsaade edersen. Kızmayacaksan bana, darılmayacaksan. Yok. 45 yıldır namaz kılmadın mı? Bir, niye öğrenmedin? İki. Merak ettiğim için soruyorum. Okumuşluğum olmadığı için kılamadım hocam. Hmm. Bir de namazı bilmiyorum. Namazı bilmiyorsun. Halbuki annen baban, sana kızım için söylemiyorum bunları ha. Senin durumunda olanlar kendilerini bir eleştirsinler diye söylüyorum. Baban, hı, annen, deden, ninen, amcan, halan, teyzen, birileri sana bunu öğretmeliydi değil mi kızım? Öğretmediler, göndermediler de zamanında. Yanlış yapmışlar. Ben bilmediğim için istiyorum, namaz kılmayı istiyorum. Dua okumayı istiyorum ama ben bilmediğim için kılamıyorum. Tamam, tamam. Ne yapmalıyım? Sen iyi ki sordun, aferin sana, cesaret ettin, sordun. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Teşekkür ederim. Öncelikle. Ama namazı, rükû, secdeyi, şunları bunları biliyor musun? Yok, bilmiyorum hocam. O zaman ama sen mutlaka bir komşundan güvendin. Mesela senin bulunduğun mahallede Diyanet'e bağlı kız Kur'an kursları vardır. Yakın bir yerde. Onlara bir git, oradaki hocaya, hanıma selamlarımızı öğret. Sana iki rekatlık veya dört rekatlık bir namazı nasıl kılınacağını öğretsinler. Eğer orada yoksa benim internet sisteme gir. Veya internetten eğer imkanın varsa, bilebiliyorsan, hani geç okumayı bilmiyorum diyorsun. Senin çevrende sana öğretecek olan, yani Allahu Ekber'in elini bağlayacaksın. Peki Fatiha'yı biliyor musun? Elhamdu'yu biliyor musun? Onu da bilmiyorum hocam. Kılanlara da okuyanlara da öğretiyorum yani. Sen niye Fatiha'yı öğrenmedin yani? Fatiha'yı okumuşum olmadığı için öğrenemiyorum. Ama çok sık okursan yani... Yaşadığım için yani kafaya girmiyor. Ben üzüldüm bugün. Bugün bu soruya çok üzüldüm. Seni kınadığım için değil. Yani senin gibi bir hanımefendiye niye birileri sahip çıkıp da öğretmediler diye üzüldüğüm için. Üzüldüm yani. Ama
İnşallah bugünden sonra olur. Şöyle yapsan inşallah. İnşallah. Bildiğin kadar Allahu Ekber de, elini bağla ayakta. Hani kıbleye dön, kıbleye, kıbleyi biliyorsun, kıbleye dönmeyi. Biliyorum. He tamam, kıbleye dönersin. Abdest almayı biliyor musun? Biliyorum. Güzel, maşallah. Abdestini aldın, kıbleye döndün. Allahu Ekber de, ellerini bağla, bağlayabildiğin kadarıyla. Kadınlar ellerini üste bağlarlar, erkekler ellerini göbek üstüne bağlar. Sen nasıl bağlarsan bağla. Fatiha'yı öğreninceye kadar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diye söyle, tamam mı? Kabul olur mu hocam? Olur, olur, olur. Sen öğreninceye kadar kabul olur. Sonra Allahu Ekber diye eğil rukua. Güne orada da Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 2-3 defa de. Semiallahu lmen hamide de, ayak kalk. Biliyorsan Rabbena lekel hamd, bilmiyorsan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ile namazı kıl. Besmele Kur'an'dan bir ayettir çünkü. Secdeye vardığında Bismillahirrahmanirrahim 3 defa diye. Allahu Ekber kalktın, bir daha secdeye vardın. Böylece besmele ile namazı bitir. Ama sevgili kızım, şunu da yapabilirsin, şunu da yapabilirsin. Cep telefonu kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Güzel. Cep telefonuna Fatiha'yı yükle. Yükle. Evet. Fatiha'yı önünde aç, namaza başla. Fatiha okudukça sen de ayaktayken Fatiha'yı kendi kendine tekrar et. Tamam mı? Evet. Diğerleri ruku secdede illaki dua okuman gerekmiyor. Rukuda eğil biraz böyle dur. Kalk semiallahu lümen hamde diye biraz dur. Secdede eğil. Secdede iki ayağını, dizini, avuçlarının içini, burnunu ve alnını yere koy. İki secdede, iki secde yap. Sonra yeniden kalk. Yine ayaktayken Fatiha'yı telefona bas. Yani telefona basmakla 2-3 hareket yapıyorsun ama o namazı bozmaz. Senin durumun özel. Öğreninceye kadar, Fatiha'yı öğreninceye kadar böyle devam et. Fatiha'yı öğrendikten sonra da artık Fatiha'yı ile okursun inşallah. Tamam mı? İnşallah. Hocam bir sorun da olacaktı benim. Buyurun söyle bakayım, buyurun. Ben büyük kızıma hamileyken benim eşim adak adamıştı. Kızım evlendi, gitti 20 yaşında, şimdi 22 yaşında. O da adak da yapamadım, eşim de öldü. Bunun günahı var mıdır? Eşin mi adak adadı? Evet, adak adadı. Kurtulursam da bir adak yaparım. Onu da bazı nedenler dolayı yapamadık. Evet, bir şey olmaz. Yani ileride imkanınız varsa yaparsınız. Peki senin eşin namaz kılmayı biliyor mu? Eşim vefat etti, biliyordun vefat etti. Ha, vefat etti, vefat etti. Ama sen şimdi kızına da namazı öğretemedin değil mi? Yok, onlar biliyor, onları ben gönderdim hocam. Ben bilmediğim için onları gönderdim, onlar kılıyorlar. Aferin, aferin. İyi ettin ama kızın sana yardımcı olsun biraz inşallah. Tamam mı? Tamam, tamam. Peki kızım, peki hanımefendi. Allah'a emanet ol, kalbini kırmadık değil mi? Yok, estağfurullah hocam. Sağ ol, Allah razı olsun, teşekkürler. Senden de Allah razı olsun. Allah ömrünü hayırlı etsin inşallah. Ama namazını kılabildiğin kadar mutlaka illaki farzlarını kıl inşallah. Tamam hocam. Öğleleyin 4 rekat, ikindi 4 rekat, akşam 3 rekat, yatsı 4 rekat, sabah 2 rekat. Bunları kıl inşallah. Tamam hocam. Peki, Allah'a emanet olun. Evet, üzüldük. Ben de üzüldüm. Siz de üzülmüşsünüz. O da üzgün. O da üzgün. Yani bilmek istemez mi? Öğretmemişler. Yani bu yaşlılar, bu bacımızın babası, annesi sorumlu Allah katında. Öğretmeleri gerekirdi. Yani Fatiha 41 yaşında, tanınmadığı için rahat konuşuyorum. Kim olduğunu kimse bilmiyor çünkü. 42 yaşında, 41 yaşında Fatiha'yı bile öğretememişsek vay bizim halimize. Vay bizim halimize, vay bizim halimize. Evet, hocalarımız, Kur'an kursu hocalarımız, imamlarımız, müezzinlerimiz, müftülerimiz, vaizlerimiz, İlahiyat hocalarımız binlerce var. Bakın, sorumluluğumuz çok. Sorumluluğumuz çok, sorumluluğumuz çok. Birbirimize kenetlenip böyle boş bırakılmış insanlarımız varsa onları bulacağız, çıkaracağız. Yoksa emin olun ki her birimiz hesaba çekileceğiz. Allah buna değil bize sorar. Allah ona değil bize sorar. Gelin bakayım siz görevinizi yaptınız mı diye. Efendim şimdi bir bipimiz var, bakalım ne soracak kardeşimiz, onun cevabını alalım, sorusunu alalım, cevabını verelim. Ondan sonra özellikle camideki neler yapmamız gerekir, neler caminin adabına aykırıdır, sorular var, uygulamalı sorular var, onları cevaplandıracağım ama önce
İpimizi alalım, hanım kızımız herhalde. Bir dinleyelim bakalım. Ya bir şey okuyacak. Hocam, iyi akşamlar. Ben Trabzon'un Asya Albayrak. Size bir soru soracaktım. Ben uyuyamıyorum sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan. Ses gelince gözüm kapanmıyor, uyuyamıyorum. Endişeli diyorum, korkuyorum. Bir şeyler oluyor, uyuyamıyorum. Bunun için bana bir yardımcı olabilir misiniz? İyi akşamlar hocam. Evet, bir daha dinleyelim bakalım. Trabzon'dan arayan kızımız uyku probleminden bahsediyor. Bir dinleyelim bakalım. Hocam, iyi akşamlar. Ben Trabzon'un Asya Albayrak. Size bir soru soracaktım. Ben uyuyamıyorum sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan. Ses gelince gözüm kapanmıyor, uyuyamıyorum. Endişeli diyorum, korkuyorum. Bir şeyler oluyor, uyuyamıyorum. Bunun için bana bir yardımcı olabilir misiniz? İyi akşamlar hocam. Evet, öncelikle tabii ki bu problemini mutlaka baban annem biliyorlardır. Yani uyuyamadığını, vesvese yaptığını, işte sesler duyabiliyorum diyorsun. Mutlaka bir psikolog veya bir doktorla görüş, bir telefonla bile olsa, telefonla annenin, babanın bulduğu bir hocamızla, bir psikologla bir telefon görüşmesi yap öncelikle. Yani önce derdini anlat bir onlara, onlar seni dinlesinler. Sana bir şeyler önereceklerdir, şöyle düşünme, şöyle düşün diye. Onları mutlaka önemse, ben de kendi açımdan sana cevap vereyim. Bu tabii vesvese olabilir, bu bir şey izliyorsun, internete takip ediyorsun, ondan çok etkileniyor olabilirsin. Veya insan ruhu çok gariptir yani. Bir şeyi kafaya taktı mı olmayan şey var gibi görünebilir, olan şey yok gibi görünebilir. İnsanoğlu garip yani yaratılış itibariyle. Onlara karşı da kendini daha güçlü hissedersin o zaman inşallah. Çok hafif bir ışık, yani ışıksız yerde uyumak daha iyi. Tıbben de doktorların tavsiyesi karanlık odada uyumak daha doğrudur ama çok hafif bir ışık da yattığın odada olursa, bir gece idare lambası falan dediğimiz bir küçük lamba, onunla etrafını görürsen daha kendinden emin olabilirsin. Çok önemseme, bir müddet sonra bunlar geçer. Bazen yaşının verdiği veya ilgi alanından kaynaklanıyor olabilir. İşte internette neyi takip ediyorsun, hangi oyunlara bakıyorsun, onların insan üzerinde etkileri olabilir. Ama kafanı takma, bir müddet sonra geçer gider onlar inşallah. Uyurken, uyumadan önce Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim bunu söyle. Allah'ım, şeytanın şerrinden sana sığınırım. Rahman Rahim olan Rabbimin adıyla, Allah'ım sana sığındım, sana güvendim, sana sığındım, sana itimat ettim diye dua edersen o seni rahatlatır. İnşallah bir sıkıntın kalmaz diye ifade edeyim inşallah. Bir telefonumuz var, alalım telefonumuzu, kızımızın sorusuna cevap verdikten sonra. Alo. Alo, günaydın hocam. Günaydın, hayırlı sabahlar hanımefendi, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı sabahlar hocam, hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim, evet. Buyurunuz. Hocam benim sorum, benim 3 aylık bir oğlum var, sünnet ettirmek istiyorum. Fakat aynı gün akide kurbanını kessem olur mu? Anladım. Akika kurbanı ile çocuğun sünnetini aynı gün yapabilirim diye soruyorsun. Doğru mu? Hocam. Yani şöyle, sünnet yapacaksınız. Onun yemeğini, yani misafir gelecek tabii, misafirler gelecek. Onların yemeğini akika kurbanının koyunundan, akika kurbanından karşılayabilir miyim? Değil mi? Düşünceniz o herhalde. Yok hocam, yemek vermeyeceğim. Hani eve geldiğinde evin önünde diyorum, hani kurbanını kessem olur mu? Akika kurbanını. Tabii. Engel değil. Yani yemek de yedirebilirsiniz onunla. Ona da engel değil. Yani akika kurbanını kestiniz, onun yemeğiyle, onun etiyle gelen misafirlere yemek hazırladınız. Bir sakıncası yok dini açıdan. O, yedirebilirsiniz. Bir engel yok yani. Sünnet ile, çocuğun sünnetiyle akika kurbanının aynı güne denk gelmesinde de dini açıdan hiçbir engel söz konusu değil hanımefendi. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah çocuğunuza hayırlı ömürler versin inşallah. Amin hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah yar yardımcınız olsun. Bir telefonumuz daha var yine. Demek ki akika kurbanı ile sünnet aynı günde olabilir. Akika kurbanı ne zamana kadar kesilebilir bir çocuk için? Erginlik çağına gelinceye kadarki süre içinde akika kurbanı kesilebilir. Yani hemen ilk günlerde kesmek zorunlu yok. Ama diyelim ki kesemediniz akika kurbanını, sonra
Çocuk büyüdü, erginlik çağına geldi. Artık o hayvanı kesmek yerine bütününü bir yere hibe etmek daha doğru olur. Bir yere hibe edersiniz, muhtaçların bulunduğu bir yere. Birisi keser, oradaki insanlara yedirir. Diyelim ki bir öğrenci yurdu olabilir, bir güçsüzler yurdu olabilir, bir Kur'an kursu olabilir, bir başka okulumuzun öğrencilerin bulunduğu bir yer olabilir. Fark etmez netice itibariyle. Yeter ki muhtaç olan insanlara bir ikram olsun diye onları kesebilirsiniz. O onları keser dağıtır ama çocuk ergenlik çağına geldikten sonra sizin kesmeniz doğru olmaz. Satın alıp bütün olarak hibe etmeniz daha doğrudur. Dedikten sonra bir soru daha var. Hemen sorumuzu alalım. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah yar yardımcınız olsun. Efendim buyurunuz. Amin. Buyurunuz. Cümlemizin. Amin. Amin. Hocam şöyle bir sorum olacak. Ben eşimin ailesi tarafından çok eziyetler gördüm. Evet. Sihir, büyü, iftira, yalan, namusuma, şerefime, her türlü iftira. Hatta kiralık sevgili tutacak kadar böyle tuzağa çekmek için bir sürü oyunlar oynanıyor üstümde. Halen devam ediyor. Ama ben onlar için çok üzülüyorum. Ben hakkımı onlara helal ediyorum. Hala devam ettiği halde helal ediyorum. Bunun Allah katında benim için bir karşılığı var mı acaba? Var tabii. Yani şimdi sizin dediğiniz gibi hem büyü yaptığınıza dair iftira ediyorlar. Değil mi? Bir de diyorsunuz ki yani... Üzülüyoruz onları. Belgeyi de önüne koyuyoruz. Bak bunu yaptın. Suçüstü yapıyoruz. Yapma diye vazgeçirmeye çalışıyoruz ama hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Yani bu yolda bizi boşaltmak için her yolu kendilerine mübah sayıyorlar şu anda. Bu çok büyük bir günah tabii ki. Çok büyük bir sorumluluk ister Allah katında. Bunu yapmak için de deli olmak lazım. Kurulmuş olan iffetiyle, namusuyla kurulmuş olan bir yuvayı bozmaya gayret etmek, aklı başında olan bir insanın takip edeceği bir yol değildir. Bu hakikaten iyice yoldan çıkmış olan bir insanın ve insanların yapabileceği bir şey olabilir ancak. Siz onu hakkınızı helal etseniz de Allah kendi hukuku açısından, yani Kur'an'ın emirine aykırı hareket ettiklerinden dolayı kendi hukukullah, Allah'ın hakkı itibariyle hesabı sorar. Şimdi iki hukuk var. Hukukul ibad, hukukullah. Kulların hukuku, hakkı yani Allah'ın hakkı. Allah kendi hakkından sen vazgeçsen de vazgeçmeyebilir. Çünkü kurulmuş olan bir yuvayı bozmaya çalışmak, bir de iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak, bir de hele hele ifade ettiğiniz gibi paralı sevgili tutmak suretiyle çok çirkin, kimsenin aklına gelmeyecek kadar berbat bir iş içinde olursa insanlar, bunun tabii ki Allah katında büyük sorumluluğu vardır. Dilerim sizin düzgün tavrınızdan, affediciliğinizden de ders alırlar. Böyle bir şeyin içinde bir daha olmazlar. Bundan dolayı da tövbe istiğfar ederler. Bu yakışır bir şey değil, yakışan bir şey değil tabii ki. Evet, hocam bir şey daha soracağım. Bu durumda eşim ailesine nasıl davranmalı? Hoş, ben hiçbir zaman onlarla konuşma, irtibatını kestemiyorum. O hakka girmek istemiyorum. Benim de çocuklarım var çünkü. Ama eşim nasıl davranmalı? Bunu çok merak ediyorum. Yani eşiniz tabii ki baba anneye karşı yanlış davranmamalı. Bence iyiliğinizle onları utandırmanız daha doğru olur diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki hocam dünya hakikaten çok bozuldu. İnsanların bir kısmı hakikaten insanların mutluluğundan, insanların onurlu yaşayışından rahatsız olan, insanların mutsuzluğuyla mutlu olan bazı insanlar türedi, yeni türediler. Bunu sosyal medyada görüyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Bu hepimizi şaşırtıyor. Öyle yani ruh hastalığı, yani ruh hastası olduğu çok net ortada olan, elhamdülillah ki çok değil inşallah, toplumda bu tür insanlar var maalesef. Allah onların şerrinden hepimizi korusun. Belki sizin duruşunuz, temiz duruşunuz, iyi niyetiniz, eşinizin hoşgörüsü onları utandırır. Tabii eşiniz sizin yanınızda durdukça zaten ki güçlü olursunuz, onlara karşı direnirsiniz. Siz duruşunuzu bozmayın diye ben tavsiye ediyorum. Özellikle baba annesine karşı eşiniz mutlaka ilgisini, irtibatını devam ettirmelidir. Baba anne önemli. Baba anneyi kandırıyor olabilirler.
laf getiriyor götürüyor olabilirler. Sizin demediğiniz lafı kaynananıza, kayınvalidenize söylemiş gibi gösterebilirler. Bu tür dedikodu yapan, laf getirip götüren insanlar, huzursuz edince rahat uyku çeken insanlar var. Bunlar tabii psikolojileri bozuk, mutsuz olamıyorlar. Mutsuz olmayınca başkasını da mutsuz, mutlu olamayınca başkasını da mutsuz etmekten rahatlayan insanlar vardır. Bunlar hepsi tedavi olması gereken adamlar aslında, insanlar daha doğrusu. Her toplumda, her mahallede bu tür insanlar vardır. Allah onları ıslah etsin, zararlarını def etsin, sayılarını azalsın, iyilerin sayısını çoğalsın inşallah. Amin hocam. Bizim de tek silahımız zaten dua ve ibadetlerimizdir. Ona devam edin. En güzel yol o zaten. Başka diğer yollar çıkmaz sokak yani. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hürmetli hanımefendi, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, bugün babalar günüymüş. Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. İşte anneler günü, babalar günü var mı yok mu, hayvanlar günü. Olsun arkadaşlar, ne zararı var yani. İyi bir şey hatırlatıyorsa babalar günü olsun, varsın olsun. Efendim, baba ve anneyle ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Baba çok önemli. Anne mi çok önemli, baba mı çok önemli gibi çok garip bir soru belki ama... Yani ben şöyle düşünüyorum. Anne aileyi toparlıyor. Anne gidince aile dağılıyor yani, tesbih tanesi gibi. Baba da aileye güven veriyor. Babanın varlığı da böyle bir güven, bir arkamda babam var filan. O önemli. İkincisi, yaşınız 80 de olsa, babanız olsa, babanıza saygınızı gösterirsiniz, babanıza danışırsınız. Anne dua merkezidir, baba ise dua eder ama baba akıl merkezidir daha çok. Yani ne demek? Akıl verir. Çünkü ticareti bilir daha çok, toplumu daha çok içindedir. Anne ise, anne de akıl verir ama daha çok dua merkezidir. İkisi birleşince, dua ile akıl birleşince daha güzel şeyler çıkıyor. Rabbin hoşnutluğu diyor Peygamberimiz, anne ve babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Tirmizi'nin rivayeti. Evet, bir daha söyleyeyim. Rabbin hoşnutluğu anne ve babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi anne ve babanın öfkesine bağlıdır diyor bir rivayette. Diğer bir rivayette Ebu Hureyre rivayet etti. Adam geldi Resulullah'a, dedi ki en çok kime iyi davranayım? Annene dedi. Adam bir daha sordu, en çok kime iyi davranayım? Annene dedi. Üçüncü kez en çok kime iyi davranayım diye sordu. Hazreti Peygamber annen cevabını verdi. Dördüncü kez sorduğunda baban dedi. Derler ki anne, birinci anne deyişi annenin hamileliği sürecinde çocuğa annelik yapmasından dolayı. İkincisi doğurma esnasında çektiği sancılardan, acılardan dolayı. Üçüncüsü ise daha sonraki ömründe çocuğuna süt verdi, onu sarmaladı, kundakladı vesaire. İşte o döneme işarettir derler. Bu nedenle anne hakkı üçse baba hakkı biridir. Yine Ebu Derda'nın rivayeti şöyle diyor. Resulullah şöyle buyurdu. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek veya kaybetmemek, değerlendirmek ancak sana kalmıştır. Bu da Tirmizi bir iyilik kitabında, bölümünde geçen bir hadis. Ebu Derda, Ebu Derda'nın bir özelliği vardır. Sahabenin hakim adamlarından biridir. Filozof kelimesini kullanmak istemiyorum. Sahabi için bir nakısadır filozof. 100 bin filozof bir tane sahabi yetmez benim gözümde. Çünkü sahabi peygamberi gördü, en son halkayı gördü, onunla şereflendi. Ama sahabenin içinde hikmet sahibi, sahabenin böyle akıl büyüklerinden biridir Ebu Derda'nın. Öyle diyor, Resulullah şöyle buyurdu. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da kaybetmemek senin elindedir, arzundadır diyor. Peki, uygulamamız var. Bir telefonumuz var. Telefonumuzu alalım, sonra da uygulamalarımızı, camiyle ilgili kızımız soracak, ben de cevaplandıracağım ama önce bir telefon alalım ondan sonra. Alo. Hayırlı sabahlar hocam. Hanımefendi, iyi sabahlar dilerim, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam.
Buyurun. Hocam benim size sorum şey olacaktı. Şimdi ben epilepsi hastasıyım. Ayrıca psikolojik tedavi falan görüyordum daha önceden evlenmeden evvel. Evlendikten sonra işte eşimle çok sorunlar yaşadım. Ailesi gerekse eşim vasıtasıyla. Eşime çok kızdım. Sinirlendiğim zaman dediğim olmayana kadar sakinleşemiyorum. Ben de eşime beni boşayacak yani artık yapamıyoruz dedim. Hani ailesinden dolayı, kendisinden dolayı hani sinirli. Ben sakinleşeyim, durayım. Kesildi arkadaşlar. Sonra ben ailemin yanına gittim. Ondan sonra ertesi sabah aradı, gel dedi. Hani sakinleşmişsindir gibisine. Biz o zaman çok hocalara sorduk ama kimisi olur diyor, kimisi olmaz diyor. Üç tanesi işte bir niyetine geçiyor diye. Acaba ehli sünnete göre bu caiz midir? Yani bizim nikahımız var mıdır? Biz Şafii mezhebine göre de tekrardan nikah tazeledik. Ama hocam içim yiyor böyle hani acaba var mıdır, yok mudur? Yani çok olmuyor, ablamı da kaybeder. Hani acaba diyorum ölürsem hani... Zina yani hafif olmayacak bir şey de değil. Hani acaba öbürünün yanında ne yaparım diye. Böyle çok vicdan azabı çekiyorum. Acaba bizim nikahımız var mıdır? Ehl-i sünnete göre uygun mudur? Onu soracaktım. Evet, öncelikle Allah şifa versin hastalığınıza. Siz sinirlenince mi rahatsız geçiriyorsunuz? Nöbet yoksa durup dururken mi? Sinirlendiğim zaman, üzüldüğüm zaman, yorulduğum zaman kriz geçiriyorum. Üzülmeyeceksin, sıkılmayacaksın. Kendini... fazla yormayacaksın. Dinlenerek işlerini yapacaksın. Tabii bunları söylemek kolay da. Söylemek kolay ama insan bazen işte boş bulunuyor. Elinden gelmiyor bazı şeyler yapmak. Eşiniz de size karşı daha anlayışlı davranır inşallah. Allah şifa versin. Size de İnşallah. Benzeri hastalığı olan bütün kardeşlerimize de Rabbim şifa nasip etsin. Birbirimize Amin. Dua edelim. Şifa duası yapalım. Birinin duası ötekinin duasının yerine geçebilir belki inşallah. Boşanmanıza gelince çocuklarınız var, evliliğiniz var, hayatınız var. Ben de üç talakı bir talak sayan düşünceye yakınım. Çağımızdaki özellikle boşanmaların çok olduğu ve dini ilmin de çok olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlar az biliyor, çok bildiğini zannediyor. Dini konularda bazen hoyratça, yanlışça talak kelimesini kullanıyor. Kullanmaması gerekir. Böyle bir yorum var, iki türlü yorum var. Boştun, boştun, boştun cümlesini bir boşama kabul edenler var. İkinci, üçüncü kelimeyi birinci kelimenin güçlendirilmesi anlamında teyit, güçlendirme niyetiyle söylediğini söyleyen, yorumlayan alimler var daha doğrusu. Boştun, boştun, boştun kelimesiyle bu iş bitmiştir diyenler var. Biz birinciden yanayız. Yani bir imkan daha, bir fırsat daha tanımaktan yanayız. Bunu da tabii alışkanlık haline getirmek, alaya alırcasına sürekli boşamayı yapmak doğru değildir. Yok onun hocam için... kaç sene önce oldu bu olay da. Anladım. Nikahınızı kıymışsınız, tazelemişsiniz. İnşallah evliliğinizde bir sıkıntı yok. Devam edin, bir daha benzeri bir şeye kocanız tevessül etmesin. Bu cümleleri bir daha kullanmasın inşallah. Tamam mı? Tamam hocam, bundan mesul olur muyuz acaba? Mesul yani olmasın inşallah. Mesul olmasın inşallah. Çok sağ olun hocam. Dua eder misiniz bana da ablama inşallah. Sen de bize dua et inşallah. Biz sana dua edelim. Sen de Allah bize dua et inşallah. Hocam. Allah sizden de razı olsun inşallah. Şimdi bazen şu denebiliyor. Kısaca ben söyleyeyim. Dini konularda daha sert fetva verilemez mi diye. Caydırıcı olsun anlamında. Ben bunu anlayışa karşılıyorum bu yorum tarzını. Ama yani şimdi arkadaşlar. Şimdi mesela bu hanımefendiye... Ben diyebilirdim ki bana göre üç talakla boşanma gerçekleşmiş. Ben böyle yorumluyorum. Yani eşinizden ayrılacaksınız. Kadın mağdur olacak. Kocası mağdur olacak. Çocuklar var mağdur olacak. Evlilik yıkılacak. Arkadaşlar bakın yani hocam onun derdi size mi kaldı? Evet onun derdi bana kaldı tabii ki. Bunlar Müslümanlar. Bunların derdi var, problemi var. Bunlar soru soruyorlar dinlerine olan hassasiyetlerinden dolayı. Tabii derdi bana kaldı. Tabii bana kaldı yani. Onun için yarın bana Rabbimiz öteki alemde sen niçin kullarıma karşı katı davrandın? Böyle bir yol varken niçin onların ayrılmalarına sebep oldun derse ne diyeceğiz? Belki şunu sorabilir Cenab-ı Allah. Niçin bu kullarıma karşı daha yumuşak davrandın sen? Ben de diyeceğim ya Rabbi senin dininden benim öğrendim bu. Yesiru ve la tuassiru buyuruldu. Zorlaştırma kolaylaştır. Efendim zorlaştırma dedi. Eddini yusrun dedi. Din kolaylıktır dedi. Yani affet dedin. Yani biz bunu öğrendik ya Rabbi senden. Senin o geniş hikmetine sığındık.
senin keremine sığındık, böyle fetva verdik. Çünkü böyle diyen alimler de vardı, biz onların yolunu takip ettik diyeceğiz. Karar onundur, dilerse cezalandırır, dilerse de rahmet eder diye düşünüyorum ben bu konularda. Bazen arkadaşlarımız çünkü bana hocam biraz daha sert, ya arkadaşlarım ben de buyum, benim tarzım da bu, kusura bakmayın. Bu yaştan sonra da değişecek değilim herhalde. Siz fetva, ağır fetva vermeye devam edin. Ben de daha uygun, eğer varsa yolu, daha uygun fetva vermeye devam edeceğim inşallah. Peki, cami adabı ile ilgili birkaç uygulama alalım bakalım. Cami içerisinde yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okumak doğru mudur, uygun mudur? Yüksek sesle okunabilir mi? Başkalarının dikkatini dağıtır mı? Bunun doğrusunu da sizden öğrenmek istiyorum. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Evet, Kur'an-ı Kerim cami içinde yüksek sesle okunabilir mi? Şöyle diyeyim, camiye girdiniz, bir köy camisi. Hiç kimse yok. 2 saatte kimse gelmeyecek camiye, belli. Herkes kendi evinde, işinde. Arkadaşlar yüksek sesle okursun burada camide, kimse yok. Camide Kur'an okuma yeridir. Ama bir mahalle camiinde, İstanbul'un bir yerinde cami var. Namaz arasında cami açık. Sürekli cemaat var, orada yüksek sesle okuyamazsınız. Namaz kılanlar namazına engel olursunuz. Eğer kimse yoksa, bomboşsa veya boş olduğu süreç içinde okursunuz yüksek sesle. Ama biri girdiği anda camiye sesinizi kısmanız gerekiyor diye söylemiş olayım. Evet, devam edelim hemen. Hocam, cami içerisinde uygun mu değil mi diye sormak istediğim bir soru da, caminin içerisine yiyecekle girilir mi ve camide bir şeyler yenilip içilebilir mi? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Evet, arkadaşımız yiyor içiyor orada. Bu doğru mudur? Cami içerisinde efendim, mescid içerisinde tabii ki sofra serilebilir ihtiyaç halinde. Ramazanlarda özellikle bu olur. Oruç günlerinde bu olabilir. Ama durup dururken tabii cami içinde yemek yemek doğru değil. Fakat diyelim ki bir köydesiniz, bir yerdesiniz, bir ilçedesiniz. Lokantalar kapalı, şunlar bunlar kapalı. Bir misafirler geldi. Onları doyurmak zorundasınız. Uygun yer de yok o anda. En uygun yer cami. Camide, camiye dökmemek koşuluyla, kirletmemek koşuluyla yiyebilirsiniz. Camide yemek yenmiştir, oruç açılmıştır cami içerisinde veya caminin efendim bahçesinde. Ama bunu bir ihtiyat, bir alışkanlık haline getirmek, kokulu yemekler getirmek, yağlı yemekler götürmek o camiye doğru değildir tabii ki. Bugün en büyük, en güzel örneğini Mekke Medine camilerinde görebiliyoruz. Mescid-i Saadet'te ve Kabe'nin orada. Genellikle duka dedikleri bir nohut parçası parçalıyorlar. Un haline getiriyorlar. Ekmek var, bir de çay var. Ve zemzem, başka bir şey yok. Onunla açıyorlar Mekke ve Medine camilerinde. Yani orada et, met, tavuk, pilav gibi şeyler yok. Cami içinde sadece hurma ve dediğim şeyler. Bunlarla açıyorlar şeylerini, oruçlarını. Sonra dışarıda yiyorlar. Yağlı yemekler yemek doğru değil. Oruç açmak niyetiyle ihtiyaç kadarınca açılabilir. Evet, devam edelim. Bir soru daha alalım en azından. Hocam, camide yapılan davranışlardan bir tanesi de namaz vaktine geç kalınca aceleyle abdest alıp camiye çıplak ayakla girmek olur. Bunun doğruluğunu da sizden öğrenmek istiyorum. Bu yapılan davranış, çıplak ayakla, ıslak ayakla zemine basmak doğru bir davranış mı? Teşekkür ederim bu güzel sorunuzdan dolayı kızımıza. Teşekkür ediyoruz. Evet, çıplak ayakla camiye basmak, halılara basmak doğru değil. Çünkü mantar olabilir, bir virüs olabilir ayağımızda. Yani olabilir hastalık netice itibariyle. Başkasına da zarar vermiş oluruz. Bu da doğru değildir. Zarar vermek, zarara uğramak dinen caiz değil. Çünkü siz ayağınızda bir mantar var, bir hastalık vardır, yere bastınız. Bir müddet sonra başkası ayağını, başını oraya, alnını oraya değdirecek. Oradan bir mikrop kapabilir, hastalığına sebep olacaksınız. Onun için bir defa camiye koşarak girmek doğru değildir. Yani Hazreti Peygamber caminin okuduğunda arkasından okuyan veya camiye koşarak gelenleri gördüğünde bundan dolayı rahatsız olmuştur. Burada imama düşen bir şey var. İmam namaz, ezan, Kur'an-ı Kerim okurken camide namaz kıldırırken arkadan, sabah namazlarında olabilir bu özellikle, cemaatin yavaş yavaş ayak seslerini duyduğunda imamın biraz daha uzatması doğru olur. Yani namazı uzatması nasıl olur? Kıraati uzatır. Diyelim duhayı bitirdi, duha suresini.
Baktı ki cemaate gelen var. İnşirah suresini de okur arkasında hemen. Böylece iki sureyle bir dakika kazanmış olur. O bir dakikada da adam camiye yetişmiş olur. Cemaati kaçırmasını engel olmak niyetiyle dediğim şekilde uzun biraz daha okuyabilir. Sakıncası yok ama camiye öyle hürgür koşarak sanki hocaya aman ha hocam geliyorum dikkat et yavaş ol dercesine camiye girmek doğru değil. Ayakları ıslak basmak doğru değil. Çorabınızı giyin lütfen. Çorabınızı giydikten sonra yetişebildiğiniz yere kadar. Zaten rükuda yetiştikten sonra efendim namazda o rekatı yetişmiş olursunuz. Yetişmezseniz ettehiyyata oturursunuz. O rekatı yok sayarsınız. Yeniden kılmış olursunuz. Bunlar önemli cami adabıyla ilgili. Bunlara dikkat etmeye gayret edelim. Camide kimsenin hakkına girmeyelim. Bağırarak, kirli ayakla girerek veya soğan sarımsak yemişseniz yani o vakit camiye gitmeyin. Çünkü Peygamberimiz soğan ve sarımsak yiyen camimize yaklaşmasın diyor. Yani o anda yaklaşmasın. Gitsin fırçalasın, temizlesin ondan sonra girebilir camiye. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel programımızda bizi yalnız bırakmadınız. Yine babalar gününü babaların yeniden hatırlatıyorum. Bugün babalara bir dua edin inşallah. Allah hepimizi her türlü kötülükten korusun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.